Hiç kimseye ana hakkını, ana dilini kullanma hakkı yasaklanamaz. Çünkü ana dili en doğal dildir bir insan için. Ya Türk anne bu anneden doğan çocuğa, anası olan Türk kadın, yani dili Türkçe olan kadın dilini öğretecek normal olarak. Ve Kürt anne baba anneden doğan bir çocuğa da müsaade edin aynı şekilde efendim Kürt anne kendi dilini öğretsin. Ne var ki? Yani ne olur ki, suç bunun neresinde? Nasıl Slav anne Slavca'yı öğretiyorsa bebeğine, değil mi? Fransız anne Fransızca'yı, Alman anne de Almanca'yı öğretiyorsa bu gayet doğal. Yasaklarsanız, bilmem ne yaparsanız bunları, böyle kendi elinizle başınıza dert açarsınız. Nitekim çocuğun oynarken taşı toprağa, tepesine, havaya atıp biraz sonra başına düşünce ağlamaya başlaması gibi. Sen gider Hakkari'nin dağına ne mutlu Türk'üm diyene diye yazarsan, bir tane Türk'ün olmadığı yere, onların aklına ne mutlu Kürd'üm diyene demeyi getirir. Ondan sonra da ya ben bu sorunla nasıl baş edeceğim, nasıl çözeceğim? Jandarmayla, vurmayla, tüfekle de bu gibi sorunlar çözülmez. Çünkü tüfek sende varsa o da bir tüfek bulur. Tüfek bulamazsa tabanca bulur. Ne olacak? Birbirini öldürmeyle bu sorunlar çözülmez ki, buna benzer sorun. Evet. Jandarmalık yahut militanlık iş değil. Akıl iş. Ne olmuş yani? Türkiye'de her türlü değil. Çingenece konuşan var. Boşnakça konuşan var. Arnavutça konuşan var. Arapça konuşan var. Çerkezce konuşan var. Yok mu? Biliyoruz yahu, her birimiz de duyuyoruz bunu. Evet. Bırakın Kürtçe konuşan da olsun. Ha konuşsunlar, ne olur yani, ne var bu? Ben evet. Türk'üm, Kürt filan değilim ama hiç kimse anne babasını seçmiyor ki kendi. Hani ben Kürt anne babadan geleyim demiş de öyle Kürt olmuş, bir Allah'ın kulunu gösteremezsiniz. Ben Türk anne babadan doğuyum demiş de Kürt Türk olmuş bir kimse gösteremezsiniz. Ne olmuş? İnsan olmak, İslam olmak önemli olan. Yoksa Kürt olmak, Türk olmak, Arap olmak, Slav olmak değil. Görüyoruz peygamberimiz Arap. Ebu Leheb de Arap. Yalnız Arap değil, bir de peygamberin amcası üstelik. Birisi haza adam, kıyamete kadar insanlara Allah tarafından örnek gösterilmiş bir insan iken, öbürüsü de kötü örnek olarak tebbet yedâ ebi lehebin ve tebbe mâ diye Allah-u Teala'nın adını da anarak eli kırılsın o Ebu Leheb'in dediği adam, buyurun aynı peygamberin amcası. Eğer Arap olmak, Kureyş'ten olmak, adam olmayı gerektirseydi Muhammed adam olduğu gibi Ebu Leheb de adam olurdu. Olmuş mu? Birisi adam, öbürü eşekliği seçmiş. Evet. Ne bakımdan efendim, yani? O zaman ben şunu anlıyorum. Hükümetler bu terörü kendileri doğurdu manasında bir şey efendim, anlıyorum. Tabii, öyle mi? Farkında olsa da olmasa da tabii yanlış politikalar uygularsanız, insanları doğalarının zıddına uymaya zorlarsanız kırılır, tutmaz. Tutmaz yani. Şimdi benim kolum yaratılışım itibariyle her insanın olduğu gibi işte içe doğru bükülüyor. Şuradan öteye bükülme kabiliyeti yok. Hiçbir insanın kolunun tersine şu tarafa büküldüğü gibi öbür tarafa da bükülme imkanı yok. Doğası böyle değil mi? E siz bunu illa buraya büküldüğün gibi öbür tarafa da bükerim derseniz bükülür mü bu? Kırılır. Bükülme ayrı, kırılma ayrı. Bükülen geri düz olur. Ama kırılan olmaz. Değil mi? Zorlamamak lazım insanların doğasını, eşyanın tabiatını, insanın fıtratını. Zorladığınız zaman başınızdaki dert bir ise bin olur. Halbuki insanlar dertlerini çoğaltmamalı, azaltmaya çalışmalı. Akıllılık bunu gerektirir. Devlet adamı olsun, halktan birisi olsun. Öyle değil mi? Her şeyi sağ salim, aklı selimle düşünmeyle, akıllı bir şekilde düşünüp sağlıklı çözümler getirmekle çözülür. Zorla olmaz ki. Zorla bükerseniz kırılıyor, bükülmüyor. Efendim bu noktayla pek fazla ilgisi yok. Kürt demeyin. Evet, Kürt, evet. Adam Kürt ya, ne desin yani, ben Çerkezim ne diye desin. İlla Kürt, Türk'üm diyeceksin dersen Kürt'e, işte bu kola illa bu tarafa tersine de bükül demiş gibi olur. Ne olur o zaman? Başına dert olur. Yani kolun kırılır, ağla sızla dur artık. Sancısından ne oturabilir ne uyuyabilirsin.